Tanıklara hoş geldiniz sevgili seyirciler. Tanıklara şu ana kadar aşağı yukarı her kesimden, her sahadan isim çıkarmaya gayret ettik. Bir alan var ki onda sayabileceğiniz isimler bir elin parmaklarını zor geçiyor. Çok zor bir alan. Türkiye'de özellikle zor bir alan. Güldürmekten söz ediyoruz. Türkiye'de güldürmek çok pahalı bir iş, çok zor bir iş. Bir taraftan da çok kolay bir iş. Adeta genetik olarak mizaha yatkın bir ulusuz. Ama diğer taraftan da bizatihi güldürüye malzeme olan olumsuz şartlar Türkiye'de sürekli kendini hissettiriyor. Bütün bunların içinde adeta klasik olmuş bir televizyon programıyla, inatla sürdürülen tiyatro çalışmalarıyla ve son olarak Son isimli filmle Yeşilçam'a bir kez daha tutkuyla bağlandığını gösteren bir isim. Aslında sadece adını söylemek bile bu uzun giriş cümlelerini gereksiz kılıyor. Sayın Levent Kırca, bu akşam tanıklarım konuğu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Bütün dostları saygıyla selamlıyorum. Eyvallah. Doğru mu söyledik? Türkiye'de güldürmek zor ve pahalı mı? Doğrunun ötesinde o kadar güzel girdiniz ki söze. Aşağı yukarı böyle bir iki dakikaya yakın, hiç aksatmadan, çok düzgün cümlelerle o kadar güzel konuştunuz ki bir kere o açıdan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir, ikincisi çok övgü dolu sözlerdi bunlar benim için. O açıdan da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üçüncüsü, sorduğunuz soru, güldürmek kolay bir iş değil. Güldürmek zor zanaat. Neden diyecek olursanız, bizim halkımız bu konuda çok önemli bir tartıcı, ölçücü. Zor gülen bir halk. Zor yani. Gülen bir halk. Neden? Çünkü halkın kendisi bizatihi mizahçı, bizatihi kendisi komedyen, kendisi espritüel. Tıpkı biraz türkücü olduğu gibi, biraz ozan olduğu gibi, tıpkı biraz folklorcu olduğu gibi, ufak tefek bazı halk oyunlarını bildiği gibi biraz mizahı da biliyor. Bu bir gerçek. Ve bizim evlerimizde, Türk evlerinde akşam baba işinden döndükten sonra, annesi mutfağından çıktıktan sonra, oğul kız okuldan döndükten sonra akşam sofrasında günün yorumu yapılır ve eleştirisi yapılır. O eleştiri mizahi bir eleştiridir. Baba dairesinde o gün yaşanan şeyleri, belki müdürünü, belki gördüğü aksaklıkları mizahi bir dille anlatır. Çocuk belki okulundaki ters olan öğretmeniyle ilgili bir şey anlatır. Anne pazarda pazarcının kendisine nasıl davrandığını mizahi bir biçimde anlatır. Ve ben bunu çok iyi biliyorum çünkü benim ailemde de bu böyleydi. Evet. Orada bir mizah seviyesi vardır o gece o masada. Ve herkes biraz Türk insanı neşelidir, eğlenceyi sever, kapı gıcırdasa oynar. Öyle bir yapısı vardır Türk insanının. Dolayısıyla o gece o sofrada bir mizah seviyesi vardır. Doğru. Ve siz o anda kalkıp televizyonu açtığınızda, bir mizah programıyla karşılaştığınızda, eğer o evdeki mizah seviyesinin altındaysanız sınıfta kalırsınız. Eğer o seviyeyi yakalayabiliyor... Yani evde geçerli olan o mizahın üstünde olmanız evet, lazım. Evet. Olacak o kadarı nasıl tanımlıyorsunuz? Olacak o kadarı... O kendine özgü bir tür adeta. Evet, olacak o kadarı ben halkın programı olarak tanımlıyorum. Halkın sesi olarak tanımlıyorum. Halkın tezahürü olarak tanımlıyorum. Bunun için çok özel bir çaba yaparken göstermedik. Evet. Çünkü hakikaten halkın içinden çıkmış bir program ki 15 senedir bir numara. 17-18 belki hatta. 15. Bu sene tam 15. senesi. Hakikaten şaka değil. 15. yıl ve ilk 100 programda birinci. Sürekli böyle. Sürekli böyle. Görülmüş bir şey değil. Şükürler olsun. Dostlar sağ olsun. Seyircilerimiz var olsun. Neden böyle? Bir muhalefet programı olduğu için. Neden böyle halktan yana bir program olduğu için? Neden böyle halkın sesi olduğu için? Neden böyle halkla özdeşleştiği için? İçinde halk kendini bulduğu için evet. Böyle.
Bu yüzden böyle. Ha, kolay yapılıyor derken programın yapımı zaten bizim işimiz bu. Biz bunu kolay yapıyoruz hiç şüphesiz. Severek yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Bu aşırı çalışmamızdan şikayetçi değiliz. Ama zor yanı hiç mi yoktu? Zor yanı şöyleydi. Sansür vardı, denetim vardı. Efendime söyleyeyim. Ve bu tarihten bu yana vardı. Biz bu sansürleri, bu denetim mekanizmalarını aştık. Buraları aşarak bir takım kapılar açtık. Bu açtığımız kapılardan başka mizahçı arkadaşlarımız da yürümeye başladılar. Efendim, askeri kurumlar eleştirilemezdi. Emniyet eleştirilemezdi. Bir takım yerler tabu halindeydi. Oralara dokunulamazdı. Biz bunları yapa yapa kalenin taşının düşmediğini gösterdik insanlara. Bunlar aşıldı. Bunlar aşıldı. Herhalde şu bakımdan da bir kolaylık oldu. Yani TRT yıllarında işte tek kanallı yıllarda mizah yapan bir isim bu işin adeta bütün inceliklerini öğrendi değil mi? O dar alanda top koşturuyorsunuz adeta. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani taşlı tarlada eğer arabanızı doğru sürüyorsanız asfalta çıktığınız zaman o arabayı çok rahat kullanırsınız. Çok. Sizin söylediğiniz şeyin özeti bu. Oralardan buralara geldik ama çok önemli şeyler de getirdik peşimizde. Örneğin bugün polis kolejlerinde, polis akademilerinde bizim polisi hicvettiğimiz skeçler bu okullarda ders olarak gösteriliyor. Hı hı. Yani işte böyle polis olmalıyız, böyle polis olmamalıyız. Polis okullarında mı? Polis dersi? Okullarında. Ben gidip bu derslere katıldım. Yani bugün polisimiz bu seviyededir. Bugün askerimiz bu seviyededir. Hı hı. Zaten bu yasaklama mekanizması hep kraldan çok kralcılar yanından çıkmıştır. Abartanlar. Ve geçen gün bizim yine bir polis hikayemiz, skecimiz olmuştur. Emniyet amiri altı kaşeli, mühürlü bir teşekkür mektubu göndermiştir. Sayın Kırca, bizim anlatamadığımızı siz bizden daha iyi anlattınız. Ne güzel. Size çok teşekkür ederiz diye. Ben de çerçevelettirdim, duvara astım. Yani buraya böyle bir yere geldik. Bu da çok hoş. Evet. Sanıyorum Oya Hanım'ı bekletmenin bir riski var bizim için. Evet. Bekletmenin bir manası da yok. Evet, bir manası da yok. Oya Başar'la başlayalım. Tanıklarımızı davet etmeye. Oya Hanım eğer hazırsa lütfen buyursun. Levent Kırca, Oya Başar Tiyatrosu. Evet. Değil mi? Levent Kırca, Oya Başar çifti hem hayatı paylaşıyor, hem işi paylaşıyor, hem bir tiyatroyu paylaşıyor. Bir kanaatim var. Levent Kırca'yı izlediğim zaman ona en yakışan oyun kostümünün pijama olduğunu hep düşünmüşümdür. Bir gün devamlı uyuklar bir halde mi diyor? Yani çok çok yakışır. Yani çok, çok da tabii. Güzel uyanır yataktan değil mi? Evet, yani kamuoyunda da hep şöyle bir intiba var. Oya Başar çekip çevirir bu işleri gibi. Doğru mu bu intiba? Şöyle ki, hayat bir paylaşımdır. Biz birlikte bir hayatı yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Tabii ikimiz de aynı işi yaptığımız için, birlikte çalıştığımız için bu böyle söyleniyor. Biraz da Levent'in bu konuda bana herhalde iltifat ediyor. Teşekkür ediyorum. Hep Oya yapar, hep Oya kotarır, her şeyimizi Oya bilir der genelde. O yüzden böyle bir intiba uyanmış herhalde insanların üstünde. Ama şöyle ki, Levent Kırca ile Oya Başar birlikte iş yaparlar ve ikisi bir hayatı paylaşırlar, bir işi yaparlar diye düşünüyorum ben. Projelerde de bu böyle değil mi? Yani... Projelerde de böyle. Herhalde benim duygularıma, düşüncelerime Levent biraz daha fazlaca önem veriyor sanıyorum. Benim söylediklerimin doğru olduğuna inanıyor. O yüzden bir şey yaparken öncelikle bana danışır tabii. Bu da çok doğal. Çünkü ben onun hem iş arkadaşıyım hem hayat arkadaşıyım. Evet. Benim onayımı almadan yapması doğru değil. Zaten her ailede öyledir. Yani birlikte karar alınır. Alınması gerekir daha zaten doğrusu. Zaten danışmazsa fena olur. O yüzden bana danışır ve birlikte karar veririz. Danışır ama sonunda birlikte karar veririz. Ama bu zamanla da test edildi bu olgu. Edildi tabii. Evet. Kanıtlandı. Şimdi tabii bir taraftan da acaba nasıl gidiyor reyting cihazları falan diye düşünüyorum kafamdan. Olacak o kadardan birkaç bölüm seyredelim mi? Yani bir ısınma anlamında. Tabii, ondan tabii. Sonra 1948'den hay. Başlayan bir yolculuk var. Tamam. Ona girebiliriz. Oya Hanım'a tekrar söz gelecek. Tamam. Hazırsa arkadaşlar olacak o kadardan
hiç unutulmayan belki bölümler izliyoruz. Daha sonra tanıklar devam edecek. Evet. 15 yıl belki işte yayınlanan kanallar değişti, ekipler değişti, çalışılan isimler, metin yazarları değişti ama değişmeyen şeyler hala çoğunlukta. İşte sigorta hastaneleri değişmedi, memur kuyrukları değişmedi, sefer tasları değişmedi. Bir de bu tarz, bu üslup değişmedi. Neye bağlıyorsunuz? Bu Türk mizahı dediğimiz, dünyada ki bütün mizahla yarışabilecek, Türk'ün halısı kilimi gibi, Türk'ün folkloru gibi, Türk'ün halk müziği gibi çok değerli bir Türk mizahı var. Ve çok büyük ustalar yetiştirmiş. Bu bir taşlama, bir hiciv sanatı. Bir görevci gülmece dediğimiz bir tür bu. Ötesine gelindiğinde o sigorta hastaneleri hala böyle olacak, diğer aksamalar hala öyle olacak, kapıların önündeki çukurlar duracak, insanlar bunlara düşecekler, bankalar hortumlanacak, haklı haksız birbirinden ayırt edilemeyecek. Ta ki bunları tek tek düzeltmenin dışında topyekün düzeltip yani bozuk sistem dediğimiz, bozuk düzen dediğimiz artık bugünlerde 2002'lerde partilerin de siyasetçilerin de özellikle kendi bünyelerinde genç ağızlara söylettikleri, kendileri söylerse sanki inandırıcı olmaz. Madem öyleydi bugüne kadar neredeydiniz kardeşim denilebilir düşüncesiyle kendi partilerinin içindeki genç ağızlara söylettikleri. Hani biraz evet, muhalefet olsun. Evet, bu sistem bozuk. Bu sistem değişmedikçe birileri bu sistemden çıkar sağlıyor, menfaat sağlıyor. Kim gelirse gelsin bu bozukluklar düzelmeyecektir diye artık eskiden bunları söyleyenler tutuklanırdı, hapis yatardı, komünist olurdu, bilmem ne ist olurdu, şu ist olurdu, bu ist olurdu. Şimdi devletin başındaki insanlar bunları kendileri söylüyorlar. Demek ki artık bu su yüzüne çıkmış bir durumdur. Ne zaman ki bu sistem düzelir, o zaman sigorta hastanesi düzelir, o zaman kapının önündeki çukur düzelir ve diğer aksamalar düzelir. Ama bütün her şey düzelse dahi mizahın her zaman bir görevi vardır. Mizah her zaman işlevini yerine getirecektir. Yani sadece bu sistem bozuklukları değil mizahın gıdası. İnsan çünkü, olan her yerde... Bravo. Çünkü aksamalar insanlardan da kaynaklanıyor. Onun için insanın olduğu her yerde mizah var olacaktır. Doğru. Konuklarımızı davet edelim. Söylediğiniz gibi çok da anlamı yok onları bekletmenin. Gecenin hayli ilerlemiş bir saati. Ruhat Mengi ve Mehmet Barlas gazeteci konuklarımız. Size iyi bir reyting bırakıyoruz. Çünkü şu ana yani düşük bir reytingten başlamayacaksınız. Şu ana kadar tempoyu biz çok iyi getirdik. Değil mi arkadaş? Çok çok iyiydi. Çok evet. İyiydi. Eğer bundan sonra düşerse sorumluluk size ait. Bundan sonra bir düşüklük olur. Çok şaşırdım. Rahat gelecek dediler. Arkadaşımız geldi. Rahat ne kardeşim? Ben geldim efendim. Galiba. Umut Kırca'yı da bekliyoruz herhalde onun evet, dışında. Evet, geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Evet, Umut Kırca. Umut Kırca'sız olmaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Annen. Anne. Toplam iyi akşamlar diliyorum. Baba anne. Yazar çocuklar ya. Allah teyzem Mehmet amca. Umut Kırca çok çok çabuk büyüyenlerden değil mi? Böyle bir zor büyüyenlerden. Çabuk büyümüyor. Efendim çocuk çabuk büyümüyor. Davulun sesi değil mi? Dışarıdan hoş gelir ama çocuk çabuk büyümüyor. Eğer gerçekten çocuğunuzun iyi büyümesini istiyorsanız, gerçekten ona iyi bakabiliyorsanız zor büyüyor çocuk biraz. Hele ülkemizde çocuk büyütmek bir hayli zor. Çok. Bu ekonomik şartlarda çocuğunuzu büyütüp okutmanız... onun bir şeyler yapabilmesi gerçekten çok güç. Şimdi bir hesap numarası vereceğiz. oğlumuzu büyütmemiz için katkılarınıza rica ediyoruz. Yok biz büyüttük artık. Oya'nın ilk büyüttüğü çocuk. saat 1'e kadar katılımlarınız devam edebilir.
oğlumuzu büyütmek için 0212. İyi ki bu tiyatroya bilet aldık. Şimdi bir de millet para yatır. Şimdi yardım etmek istiyoruz diye telefonlar geliyordu. Gelir vallahi. Evet. Allah yardım etsin. Bir flashback yapalım. Nasıl da çocuk büyütmekten filan açıldı. 1948 değil mi tevellüt? 50. Böyle bir dedikodu var. O nereden kaynaklanıyor ben size söyleyeyim. Onu ortaya, bu şayiayı ortaya çıkaran benim. Çünkü eskiden yaşını benim, büyütürdü ben tanıdığımda. Benim çocukluğumda 50 doğumlu olanlar çok çocuktu. Ve ben de hep benden büyüklerle arkadaştım. Hatta onlara yol gösterir, akıl verirdim. Yaşımı sorduklarında da 50 doğumluyum deyince bu sefer çok kızarlardı bana. O nedenle Bey, 48'liyim derdim. Sonradan çıkan bir tenzilat olmasın sakın. Yani. 40 yaşından sonra bunu değiştirdim. 40'a kadar böyle geldik. Bir yerde hakikaten böyle yanlış çıktı bu. O oradan kaynaklandı. Abi doğum yeriniz Samsun değil mi? Ona da Yozgat demeyin Allah aşkına. Samsun doğru. Samsun. 1950. Ressam bir baba ve öğretmen bir anne. Evet. Bu da doğru. Bunda da tutturdunuz. Eyvallah. Babamın bir mesleği daha vardı. Bir de kasap. Babam yok. Bir de öğretmendi. Çünkü bizim ülkemizde genelde ressamların bir ikinci meslekleri de olur. Babam da öğretmendi. Babam sanat okulunda torna tesviye hocasıydı. Aynı zamanda da ressamdı. Fakat sonra ressamlığı o kadar ilerledi ki torna tesviyeciliği bir tarafa bıraktı. Ve hayatını ressam olarak sürdürdü ve ressam olarak da İsviçre'de vefat etti. Annem de öğretmendi. Şimdi Oya bana diyor ki yine diyor başlayacağız içeride senin annenin öğretmenliğinden bahsediyor. Ama ne yapayım benim de bir tane hayat hikayem var birader şimdi. Durup dururken yani ben Robert De Niro'nun amcasının oğluyum diye bir hikaye uyduramam. Yani keşke uydursam ama adam tekzip eder yani. Bir bu... tane ablası var bak oraya atladın avukat. Ablam var avukat. Bunu okutmak annesi çok için... çile çekti okutmak çok... için. Bir hesap numarası veriyorum. Hazır numarayı da vermiş kendine. Ciddi bir program olacak. Evet. Fazla gülmüyor muyuz? Evet, şu anda hesap numarası ekrana geliyor. Çok güzel hakikaten. Vallahi böyle bir yere para yatarsa yarın gideriz biz. Parayı alır gideriz. Bu telefona aynı ve nakdi yardımlarınızı nasıl yetiştiniz eğitim hayatınız? Karnelerinizi bulamadık gerçi ama. Karnelerimi bulmamanız iyi olmuş. Çünkü çok iyi karnelerim yoktu. Ne kadar kötüydü? Öğretmen çocuğuydum. Ve çok çalışkan bir çocuk değildim. Orta karar bir öğrenciydim. Yani. Evet. Orta karar bir öğrenciydim. Ve çok hastalıklı bir çocuktum çocukken. Çocukken fiziksel hastalıklarım vardı. Büyüyünce kafadan. Ve görüyorsunuz neler çekiyor. Annem ben hastayım diye tabii nihayet bana itiraf etti. Rahmetli annem bana bir onlar siz kendi aranızda bir kendi. İki kamerayı oraya verelim. Annem ben hastayım diye bana hafif torpil yapardı rahmetli. Yani işte derste arkama... Ama torpilli olursa herkes geçer Levent öyle. Yok geçirmek için değil. Yani arkama bez koyardı, sırtıma bez koyardı. Efendim ilaçlarımı derste verirdi filan. Üzerinize afiyet. Ben çocukken tipoydum. Onun için... Büyüyünce ne oldun hocam? Numarası veriyoruz. Büyüyünce ne oldun hocam? Çok parlak bir öğrenci değildim. Yani çok parlak olmak gerekmiyor onu demek istiyorum. İnsan sonradan da parlayabiliyor. Fakat net tanımlayayım, tifolu bir öğrenci. Bir şey anlatacak gibi söyledim. Ben de suçu çiğ, siz de suçu çiğ olur musunuz? Belli ki bu program kavgasız bir program olacak. Halbuki biz gelirken birbirimizi örgütlemiştik.
Yani ortalığı karıştıran arkadaşlarımız. Biz ruhatla mesela hemen bir hadise çıkaracaktık şimdi Mehmet bize. Şimdi ben biraz ciddileştiriyorum işi. Estağfurullah. O taraf devam ediyor. Evet, şimdi efendim annem çok sevdiğim bir insandı. Çok çok çalışkan bir öğretmendi gerçekten. Komik bir kadındı. Efendim ut çalardı. Ondan sonra hesap numarası. Ben susuyorum. Ben susuyorum. Televizyona artık. Daha ciddi birini konuşturalım. Estağfurullah. Şöyle yapalım. Mesela Hikmet Bey Yuvacık'ın sorunlarını anlatsın. Tamam. Bravo. Ama öncelikle Hikmet Bey'i tanıtalım. Evet. Yuvacık Belediye Başkanı, sevgili dostumuz. Biz Yuvacık'ta bir okul yaptırdık. İzmit'teki o büyük depremden sonra, Gölcük'teki felaketten sonra. Bize çok yardımcı oldu kendisi. Gerçekten teşekkür ediyoruz ona. O bölgede şu anda bir ilk öğretim okulu var. Levent Kırca, Oya Başar diye. Ve 780 tane çocuğumuz orada 2 yıldır okumakta. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Levent Bey'le ilk tanışmamız çok tuhaf oldu. Yani beni ağlattı. Ama yarım güldürdü. İnşallah tam güldüreceğine inanıyorum. Tabii depremde Yuvacık'ta en büyük kaybımız okulun yıkılmasıydı gerçekten. Ölümümüz de çok vardı. Rahmetli anlıyorum. Ama okul gidince hayatın duracağını, gençliğin sokakta kalacağını. Tabii valimiz bizi o zaman Memduh Oğuz vardı. Bir gece 11.30 gibi arıyor. Başkan size bir müjdem var. Valim müjdeyse hemen geleyim. Yok, yarın sabah gelin sizi biriyle tanıştıracağım diyor. Tabii Vali Bey'in makamına gidiyoruz. Levent Bey'le orada ilk defa tanıştım. Levent Bey tabii o hayırlı haberini söyleyince gerçekten ben ağladım. Ve bu bizim yerel basında da çıktı. Çünkü çok büyük ihtiyaç vardı yani o anda. Yani herkesin bir şeyler yapması gerektiğini. Tabii Levent Bey bu bilince sahip bir insan olduğunu ben orada fark ettim. Tabii hemen arabasına bindik, gittik, bölgeyi gezdik, yıkılan okulumuzu gezdik. Ve hemen başlanılması için bizden yardım talep etti. Tabii biz de vali, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, üç birim bir araya gelerek okulun yapılması için mücadele ettik. Tabii şimdi orada Levent Kırca, Oya Başar ilk öğretim okulu mu var? Evet, ilk öğretim okulu var. O mevcut arsa yeterli gelmedi. Fay hattı geçtiği için diğer bir arsa bulduk. 1800 metrekare belediye olarak verdik kendi arazimizi. 3 parsel vardı. Onu da Milli Eğitim Bakanlığı istimlak ederek kattı. Ve Levent Bey okula sağ olsun başladı. Tabii yolu yoktu, su hatları yoktu, kanalizasyon yoktu. Hepsini yaptık. Tabii hızlı bir inşaat yürüdü. Gerçekten o yürüdü. O özellikle Yuvacık diye mi seçtiniz yani? Yuvacık da mı olsun istediniz? Şöyle ki bizim projemiz zaten... Mikrofonu lütfen alın da. Evet. Bizim projemiz doğuda bir okul yaptırmaktı. Öyle yola çıkmıştık. Fakat bu depremden sonra bir vatandaş olabilir, biz de bu ülkede ne yapabiliriz diye düşündük. Ve oraya gittik. Böyle bir okul ihtiyacını duyunca doğuda olacağına burada olmasında yarar var daha diye acil, düşündük. Acil, evet, tabii. Daha acil ihtiyaç dedik ve böyle bir şeye karar verdik. Zaten biz okul yaptıralım diye müracaat ettik. O müracaatımıza aşağı yukarı bir 8-10 sene kadar cevap bekledik. Bir cevap gelmedi. Biz zaman zaman aradık. Ya biz okul yaptırmak istiyoruz kardeşim dedik. Bekleyin kardeşim dediler. Bir ihtiyaç olsun önce yani. Bekleyin. Evet, bir 5 sene daha bekledik. Baktık ki kimse bizim okul yaptırmamızı istemiyor. O sırada deprem oldu. Onun üzerine o bölgeye başvurulduk ve o bölgedeki bu duyarlı dostlarımız ve Sayın Valimiz Kemal Bey, daha sonra da Kemal Bey vardı. Evet. Onlar hemen konuya el koydular ve biz 3 ay gibi bir zamanda, bir yaz sezonunda, evet, Sayın Başkan'ın da gayretiyle hakikaten şu anda ikinci sezonunu, ikinci senesini yaşayan Levent Kırca Oyabaş'a ilkokul, ama biz kendilerine şeyi teklif ettik. Lütfen buraya bizim ismimizi de koymayın buraya. Bir Atatürk ismi verelim, başka bir isim verelim. Ama yok, sizin isminizi verelim. Ama onu da düşündük Levent Bey. Evet. İnşallah ikincisine o ismi de... Şimdi ikincisine başlayacağız. Aynı okulun bahçesine bir ikinci okul
Lise kısmını düşünüyoruz değil mi başkan? Telefon numarası veriyoruz. Yani şimdi artık Yuvacık 20 bin nüfusu yakaladı. Yani liseye de ihtiyacı var gerçekten. İhtiyaç var. Lisede yapacağız. Siz yakında yani, oraya bir kampüs evet. yapmak zorundasınız. Yani Levent Bey bizim şans eseri tanımamız Vali Bey'in aracılığıyla çok iyi oldu. Tabii biz okuluna da ismini verilmesini Oya Hanım'la beraber rica ettik. Sağ olsun sağ kabul olun, ettiler. Sağ olun. Ayrıca yetinmedik. Meclis kararı alarak cadde ve sokaklarına da ikisinin ismini verdik. Kalıcı olsun dedik. Artık bu ikisi Yuvacıklı olsun. Hatta Yuvacık'ı da yuvacıklı olduğunu... Leventçik yapmayı düşünüyorum. Evet, herhalde biraz toparladık. Bu şey yarım kaldı hayat hikayesi. Evet. Tifolu bir çocuk var ortada. Onun tifosu çok... hala düzelmedi o. Şimdi bu tifolu karne çocuk... çok başarılı değil. Siz ilkokul terk misiniz? Yani... yok yok. Penisini anlat abi. Şimdi abi biraz nereyi anlatayım? Penisilin. Sonra penisilin bulundu. İlkokulu annemin yanında bitirdim. Samsun'dan ilkokulda ablam da o sırada hukuk fakültesinde Ankara'da okutuyor. Babanız yurt dışına mı gitti? Babam yurt dışına gitti. Ben ilkokulda iken, ilkokul ikinci sınıftayken babam gitti işte. Ne bileyim yani anlaşamadılar. Ben tabii çok küçüktüm. Aralarında ne geçti bilemiyorum. Bir de tifo var üstünde. Annem de bizi topladı. Ankara'ya gittik abi. Annemin Ankara'ya bizi götürmesi tabii çok ileri bir görüştü. Ankara büyük bir kentti. Biz kendimizi büyük kente uydurmaya çalışırken eğitimimizi ortaokulu ve liseyi Ankara'da okur iken bir yandan da Türkiye'nin başkentinde sanatla tanıştım. Yani Samsun'da kalmakla Ankara'da olmak arasında çok ciddi bir fark vardı. Ve bu fark annemin öngörüşünden kaynaklanan bir farktı. 1966 senesinde Ankara'da devlet tiyatrolarının açtığı bir sınavla tiyatroya başladım. Üç tane benim hocam var özetle. Birisi bizatihi Türk halkının kendisidir. İkinci hocam Cüneyt Gökçer'dir. Üçüncü hocam da rahmetli Orhan Erçin'dir. Evet. Birincisi halk. Türk birincisi halk. Sonuncusu da halk. En büyüğü de halk. Hep merak ederim Levent Kırca'nın mesela okul şeyi nasıldı? Mesela askerliği nerede yaptınız? Askerliği İskenderun'da başladım. Sonra buraya Kasımpaşa'ya geldim. Denizciydim. Deniz er olarak yaptım. Ama yüzme bilmiyorum. Askerliğim de matraktı. Orada bir takım gecelere çıkıp askeriyenin içinde olup biteni anlatmama müsaade ediyorlardı. O kapalı devrede sahneye çıkıp ben de işte orada mutfakta neler oluyor, yatakhanede neler oluyor. İşte tuvaletlerde neler oluyor filan. Bunları kendi üslubum içerisinde anlatıyordum. Ve çok gülüyorlardı. Subaylara filan. Subaylara, erlere hepsini anlatıyordum. Orada anlata anlata hikaye gelişmeye başladı. İlk anlattığımda 10 dakikaydı. Sonra yarım saat oldu. Sonra bir saat oldu. Bayağı bir oldu. Çünkü çok enteresan. İnsan anlattıkça hikaye gelişiyor. Böyle bir şova dönüşmüştü. Sonra ben onun öyle anlatılmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Askerliğim bittiğinde... Bir gece yine Kültür Sarayı'nda böyle bir etkinlik vardı. O gece orada da büyük komutanlar vardı. Ben sanki orada da bunu anlatırsam çok iyi olur düşüncesiyle. Orada da yine o yemekhaneleri, tuvaletleri falan anlatıyordum. Halk çok güldü fakat komutanlar o kadar gülmediler o gün. Meğer o orada kapalı devre anlatılacak bir hikayeymiş. Onu da o zaman orada görmüştük. Bu da bir işin şaka tarafı. Gelelim tifoya. Askerliği geçirdiğiniz hastalıkları da anladım ama. Sadece tifo var abi. Tifo, evet. Bir tek tifo var. Başka bir şey yok. Tiyatro. Altın Şehir değil mi? Mavi Muammer, sinema macerası. Hangisiyle başladı? Tiyatro önce Devlet Tiyatrosu'nun bir kolu olan Maltepe Komedi Tiyatrosu'nda. Erik Maria Remarque'ın Son İstasyon isimli bir oyununu oynadım. Rejisörü Cüneyt Gökçer ve Bozkurt Kuruç'tu. Gene aynı ekiple Boyfriend adlı bir müzikal oynadık. O sırada
devlet tiyatrolarında My Fair Lady müzikali oynanıyordu. Ve dışarıdan pek çok yabancı sanatçı gelmişti. Gerald Stern gibi, Dieter Brooks gibi çok değerli sanatçılar, orkestra şefleri vardı. Ve onlar Maltepe Komedi Tiyatrosu'nda bizimle beraber çalışıyorlardı. Devlet Operası'ndan ve Balesi'nden sanatçılar vardı. Onlarla birlikte orada Boyfriend adlı bir müzikal oynadık. Onun da yine rejisörü Cüneyt Gökçer'di. Akabinde o ekip olduğu gibi Devlet Tiyatrosu'na döndü. Ve aynı tiyatroya Orhan Erçin kiracı olarak gelmişti. Birkaç arkadaşımızı seçti. Onlardan bir tanesi de bendim. 2-3 sene kadar Orhan Erçin'le Maltepe Komedi Tiyatrosu'nda vodvil oyunları oynadım. Orhan Erçin benim gerçek ustalarımdan bir tanesiydi. Belki pek çok insan onu hatırlamaz ama benim için çok önemli bir yeri vardı. Türk geleneksel tiyatrosunda da çok önemli bir yeri vardı. Orhan Erçin insana tembih etmeden bir şeyi öğretirdi. Ve ben onun sahnesindeyken kendimi o kadar sorumlu hissederdim ki dilim dahi sürçtüğü zaman gece oyun bittiğinde kapısını çalar ondan özür dilerdim. Kusura bakma abi bu akşam şöyle oldu böyle oldu diye. O kadar kendimi sorumlu hissederdim. Ve oynamadığım oyunlarda dahi mesela kapı çalacak bir oyunda o sahneye çıkacak ve kapı çalacak. Elini uzatsa kapıyı çalabilir ama ben gece saatin 10.30'unda evimden oraya geliyordum ve onun sahneye çıkacağı kapıyı çalıyordum. Kendi kendime de çok kızıyordum. Ya kendisi çıkıyor kapısını da çalsa ya diyordum. Fakat sonra o bana aşılamak istediği disiplinin, iş disiplininin ne olmak istediğini, ne olduğunu anlatmaya çalıştığını gördüm. Nur içinde yatsın. Ondan çok şey öğrendim. Yani mizahı, sahnedeki yumuşaklığı, o geleneksel oyunculuğu Orhan Erçin'den öğrendim. Ondan sonra sırasıyla Vasıf Öngören Almanya'dan dönmüştü ve Brechtian tiyatro yapıyordu. Orada Asiye Nasıl Kurtulur çalışıyorlardı. Brecht oyunları Adam Adamdır gibi oyunlar çalışıyorlardı ve orada bir kurs açılmıştı. Onlara katıldım. Halk oyuncuları Ankara Mithatpaşa Caddesi'nde şimdi matbaa olan bir yerde tiyatro yaptı. Orada çalıştım. Sonra birlik sahnesi ikiye bölündü. Bir bölümünün başında Halil Ergün vardı, kulakları çınlasın. Benim o dönem patronumdu. Biz onunla birlikte Ankara Birliği sahnesinin bir ikinci kolunu kurduk. Ve orada Aziz Nesin'in şu çok meşhur Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyununu oynadık o yıllarda. Aynı senelerde ben çocuk tiyatrosu da yapardım. Ve 1968 senesinde devletin televizyonu kurulduğunda neyin nesiymiş arkadaş bu diye kalkıp devletin televizyonuna bir kere bir gittim. Bir daha da o kapıdan dışarı çıkmadım. Ta ki sansür beni oradan dışarı atıncaya kadar. Sizi sansür mü attı oradan dışarı? Beni oradan tabii o zaman onun adı sansür değil denetimdi. Beni oradan denetim tabii televizyonda çalışamaz hale getirdi. Çünkü biz olayların sosyal yanlarını adeta şimdi yaptığımız tıpkı olacak o kadar programında işlediğimiz gibi tarzda şeyler yapıyorduk. Neleri mesela sansürlüyorlardı? Vallahi aklınıza ne geliyorsa her şeyi sansürlüyorlardı. Ben koltuğumun altına bantı alıp gidiyordum. Daha sonraki yılları anlatayım size. Mesela olacak o kadar televizyonu, devlet televizyonu. Devlette başladı. TRT'de başladı Ankara'da. Biz İstanbul'dan programı çekiyorduk. Ben bantı koltuğumun altına alıp denetime götürüyordum. Ve pazarlık yapıyorduk resmen. İşte şurası çıkacak, burası çıkmayacak, bu kalacak. Hadi o kalsın da bu dursun. Peki iki tane sizden, bir tane bizden falan böyle pazarlık yapıyorduk. Ya nereye kadar? Artık öyle komik bir hale gelmişti ki bir keresinde Rıfkı geldi dedi ki birisi bana bayağı bağırdı adam. Nedir dedi ya bu Rıfkı ayıp değil mi dedi ya filan. Vurdu kapıyı çıktı. Dedim ki şaka mı yapıyor? Niye kızdı? Yazıyı Levent Bey'e gösterelim. Rıfkı'ya niye kızdı dedim. Yardım için arayan var. Allah razı olsun. Ondan sonra niye kızıyor dedim ya Rıfkı'ya niye kızıyor? Dediler ki onun adı Rıfkı. Adamın adı Rıfkı'ymış ve Rıfkı'dan bahsedilmesini istemiyormuş.
Meğer bizim programda oynadığımız Rıfkı'yla kendini özdeşleştirilmiş. Yani o zaman çok büyük hassasiyet vardı. Giydiğiniz pantolona karışırlardı, bluzinlere karışırlardı. Tabii bugünkü yönetimi kastetmiyorum. O zamanki yönetimle ilgiliydi. Mesela benim bir şeyimde, bir meddah programımda padişah ölüyordu. Ben de denetimdeydim. Yasak, yayınlamayacağız bunu dediler. Niye yayınlamıyorsunuz dedim. Padişahı sen ölmüş gösteriyorsun dediler. Dedim ki benim tanıdığım bütün padişahlar öldü. Yani ne yapalım ya, keşke yaşasalardı ama öldü. Yani o zamanki o sansür anlayışına bir mantık aramak, onu bir mantık çerçevesine oturtmak mümkün değil. Ve o zaman yeni bir kuruluş, Türkiye'de televizyonculuk yeni, bir takım şeyler denenerek yapılıyor. Ki o dönemde Sayın Barlas'la birlikte aynı kurumda çalıştık. O da çok içinde biliyor. Bazı şeyleri deneye yanıla... Mehmet Bey denetleme kurulunda mı? Hayır, Mehmet Bey daire başkanımdı. Ben de denetliyordum. Denetlenenlerdendi o da. Evet. Mehmet Bey'le devam edelim o halde. Şimdi Levent kendini anlatınca bazı şeylerin sırrını çözmeye başladım. Mesela yolda giderken birdenbire koşa koşa kapıya gider, kapıyı çalar. Meğer onu tiyatrodan alışmış. Açarlar bakar, bu ağaçların arkasına saklanır. Demek tiyatrodaki o disiplin. İkincisi bu şeyi denetlenmeyi hatırlıyorum. Ben de 74'te işte haber dairesi başkanıyım TRT'de. Bizim askerlerimiz ilk indirme yaptılar. Paraşütlerle. Dünyada bütün televizyonlar gösteriyor. ITN denilen o uluslararası görüntü nakleden ajans bize de geçti. Aldık onu. O sırada kapı açıldı, bir denetçi girdi. Şimdi bizim uçaklar uçuyor, paraşütçülerimiz Kıbrıs'a atlıyor. Bu BBC'de görünmüş, ORTF'de görünmüş, tüm dünya gösteriyor. Bize de geldi TRT'de, kendi harekatımız. Denetçi dedi ki bunu gösteremeyiz. Nasıl dedim? Sadece gökleri gösterin, o paraşütleri çıkartın dedi videoda. Niye? Bu devlet sırrı dedi. Ya devlet sırrı kalmış mı dedim. Yani savaş başlamış. O paraşütleri göstermeyiz, burası devlet televizyonu dedi. Böyle, bu günleri beraber yaşadığımız için. Şimdi Levent'in ne kadar özgür bir insan olduğunu, bütün çocukluğunda geçirdiği o tifoya rağmen beynindeki o şeyleri, duvarları yıktığını, annesinin sırtına koyduğu bezleri çıkardığını gayet iyi hissediyorum. Şimdi yalnız o bezleri gördüğüm kadar Oya koyuyor. Zaten Oya'nın büyüttüğü en yetenekli çocuk ve en büyük, işte 50 doğumlu mu, 48 doğumlu mu, 52 doğumlu mu, Samsunlu mu, babası ressam mı, tesviyecim bilmiyorum ama mükemmel bir evlat yetiştirdin yani Oya'cığım. Çok teşekkür seni ediyorum Mehmetciğim. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok anlaşan bir karı kocalar, yani arkadaş olarak da biliyorum. Çünkü Levent her şeye evet der. Yani. Aşk olsun aralarında. Mehmet. Evet. Bunu Canan'la konuşalım. Kutluyorum aslında. Senin Levent'i ya işte teyming oldu şu derler ya. Onun gibi kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederiz. Ruhat'cığım sen ne diyeceksin bu konuda? Vallahi ben söyleyeceklerimi söylemeden Levent dışarı çıksın. Yüzüne bakarak onu anlatamam bir kere. Şaka yapıyorum. Tabii çok zor yani Levent'in yüzüne bakarak anlatmak ama tabii ki Levent Kırca'yı televizyonda izlemek çok zevkli bir şey ve ben bunu şeyde görüyorum. Beraber bir yere gittiğimiz zaman ben hep onu anlatırım. Levent Kırca'yı, yani Levent'le Oya'yı daha doğrusu, ikisini birden görür görmez insanlar yüzlerinde öyle bir ifade beliriyor ki bu başka bir şey. Öyle bir mutluluk ki anlatmak mümkün değil. Yani ben öyle tarif ediyorum aslında, tabii başta Levent Kırca ve Oya olmak üzere, Oya Başar olmak üzere. Türkiye'yi güldüren insanların çok önemli bir iş yaptıklarına inanıyorum ben. Çünkü gülmeye hasret bir millet Türk insanı. O kadar çok şeye üzülüyor ki, yani sadece bir gün içerisinde yaşadıklarımız bile bir başka ülke insanının çok uzun zamanlar içerisinde yayılmış olaylarını biz hep bir günde yoğun olarak yaşıyoruz ve çok zihnen yorulan bir milletiz. Onun için de gülmeye hakikaten çok ihtiyacı olan bir milletiz. Ve büyük bir iş başardıklarını her zaman söylerim Levent'le Oya'ya. Yani bu başarının yanında bir sevap işlediklerine de inanıyorum ben. Bu kadar kalabalık bir ülkeyi ve mutsuz insanları çok olan bir ülkeyi güldürmekle.
İzleyenler için çok büyük bir zevk. Ben onların arkadaşı olarak da bir ayrıcalığa sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü yakından tanıdığınız zaman çok hakikaten o sahnedeki Levent Kırca ve Oya Başar'ın hakikaten günlük yaşantılarında da o kadar sevimli, o kadar güler yüzlü, o kadar arkadaş canlısı olduklarını görüyorsunuz. Mesela o aralarında anlaşmazlık olduğu dönemde onlar için birçok haksız şey söylendi. Ben hep böyle o zaman ortaya çıkıp hayır gerçek bu değil. Onlar aslında o kadar doğallar ki bunu bütün samimiyetleriyle sizin önünüzde hakikaten o konuşmaları yaptılar. Ve burada saklanacak bir şey de yoktu. Çünkü o sahneleri mesela izleyenler Oya'nın konuşmak istemediğini ama Levent'in onu orada konuşmaya zorladığını görmüşlerdir. Bütün samimiyetiyle Levent ona iyi ama beni niye terk ettin? Bütün bunlar terk etmeye yeter miydi diye soruyordu. Ama o an için Oya da yeterliydi o. Yani yeterli neden vardı. Levent Oya'yı sahnede kızdırmıştı. Ve Oya hakikaten çok ciddiyetle işe bağlı. Son derece disiplinli bir insan. Levent biraz daha rahat ona nazaran. Difo'dan. Daha idare... Difo'dan kalın. İş sahneden çıkıyor yani değil mi? Evet, sahneden çıktı tabii. Levent biraz daha rahat, daha sahnede de gülebilen, eğlenebilen ama Oya işi çok i̇traf ciddiye ediyorum. Alan. Hakikaten. Bunu size mi itiraf etmeliyim Reha Bey? onun için yani orada da bütün samimiyetleriyle halkla nasıl ki halk onları evlerinden biri gibi görüyor. Ve karşılaştıkları zaman da yüzlerindeki ifadeyle bu o samimiyeti, o kendi o benimsemeyi görüyorsunuz onların yüzünde. Artık onlar için de halk sanki kendi aileleri gibi ve o kadar da çekinmediler o konuşmaları yaparken bence. Sonradan gerçi üzüldüler neden oldu falan diye ama o kadar çok seviliyorlar ki halk tarafından. Onların herhangi bir hata olsa da böyle ufak tefek şeyler olsa da halkın büyük sevgisinin hep sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum ben. Senelerdir hiç zirveden inmeden bu kadar önemli, bu kadar iddialı bir işi götürebilmek son derece zor bir şey. Evet. Zaten baktığımız zaman da görüyoruz işte parmakla sayılacak kadar güldürü sanatçısı var Türkiye'de. Yani sanat yapmak tabii ki zor bir şey, tiyatro yapmak zor ama güldürmek insanları çok daha zor. Hı-hı. Bunun zirvesinde televizyonla tiyatroyla kalabilmek çok önemli bir olay. Ben onların arkadaşlığıyla gurur duyuyorum. Ve ayrıca da sanattan kazandığını olduğu gibi sanata yatıran bir karı koca ve bunu da zevkle yapan ve onu gördükçe de zevk alan yani parasını başka türlü de değerlendirmeyi yatırım yapmayı bilir insan ama onlar kazandıklarının olduğu gibi yine tiyatroda çarçur ediyorlar. Tiyatroya sahneye her şeye yatırdılar çalışmalarına işte yurt dışında gidiyorlar tiyatroya eserler koyuyorlar evet. Film yapıyorlar bildiğiniz gibi çok büyük paraları filmine harcadı Levent Kırca. Neyse bu gece buradan biraz toplanırsa. Evet toplanırsa onu karşılayacak. Onun için ben hakikaten onlarla gurur duyuyorum. Arkadaşları olmaktan da büyük evet. Mutluluk duyuyorum. Benim gördüğüm Ruhat sizi çok beğeniyor. Ben de beğeniyorum ama bu kadar güzel anlatamadım. Sümer Tilmaç. Tifo deyince hemen penisilini söylediniz değil mi? Evet penisilini söyledim. İsterseniz şu yardımların neticesine bakalım ondan sonra konuşalım. Şimdi ben bakabilecek miyiz yardımların neticesine? Toplanıyorlar mı? Tamam son peki. Durumu. Tamam son peki. Eskiden öyle mi? Orta oyuncuları buna yani orta oyunu oynayanlar bilirler. Parsa denir. Levent abim de bilir. Oya abla da bilir. Oya abla diyorum Levent abi falan diyorum. Yaş olarak ben onlardan büyüğüm ama şu anlamda söylüyorum. Ben Türkiye'de İsmail Dümbüllü dahil olmak üzere bütün komedyenlerle aynı sahneyi veya aynı işte perdeyi sinemada falan hepsinde beraber oynamak şerefine nail olmuş insanlardan bir tanesiyim. Levent Kırca çocukken tifo geçirmiş ama ben Oya'nın da bir hastalık geçirdiğine kesin inanıyorum. Çünkü başka türlü Levent'le beraber olmak mümkün değil yani o bakımdan. Burada paylaşım ve de penisinin konusunda Oya'nın da bir tuhaflığı var. Yani şimdi söylemek istediğim öz cümle şu. Ben Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun ve de televizyonunun gerçekten ciddi anlamda bir seyircisiyim, izleyicisiyim. Çünkü komediyi cidden çok seven bir insanım ve çok iyi bir seyirciyim. Oyunculuğun ötesinde çok iyi bir seyirciyim. Çünkü sebebine gelince çok eskiye dayalı ustalarla beraber bu işi paylaşmanın getirmiş olduğu belki onları sahnede seyrederek karşılıklı oynayarak bir takım gözlemlerim oldu yani.
Levent Kırca beni ciddi anlamda Türk tiyatrosunda ve sinemada, televizyonda güldüren insanlardan bir tanesi. Birkaç tane var böyle. Türkiye'de birkaç tane var yani. Kolay kolay yetişmiyor bu penisilinli arkadaşlar. Yani cidden yetişmiyorlar. Ama Türkiye bunun tabii ki farkında. Ama ben istiyorum ki çok çok daha farkına varsınlar. Sebebine gelince, çünkü Türkiye'nin kurtuluşu yani bir anlamda buna dayalı. Sebebine yani daha açmak, daha altını çizmek istemiyorum. Bunun yorumunu şöyle değerlendirmiştim bir tarihte. Perşembe pazarında hiçbir şey yapmadan, telefonları kaldırarak, sadece telefonlarda demir satarak insanlar altlarına arabalar alıyorlardı. Biz o tarihlerde sürünüyorduk. Hala da pek fazla yaşadığımı söylenemez. Çünkü duygularını yaşayan insanlarız bizler. O insanlar eğer bu ekonomik altyapıyı sadece telefonlarla hallediyorlarsa, bir Levent Kırca'nın bir okul yaptırmış olması, efendim altında arabalarıyla 3-5 tane araba merakıyla yaşaması bana göre çok doğal. Hatta da eksik yani. Çünkü bu kadar işin altında Levent Kırca'nın o Perşembe Pazarı'ndaki adamın kazandığı paraya oranla kazandığı paralar az yani. Az, o yüzden topluyoruz işte. Efendim evet, evet yani evet topluyoruz. Ben Türkiye'de Levent Kırca'ların, Oya Başar'ların gerçekten ciddi anlamda çoğalmasını isteyen bir oyuncuyum. Sebebine gelince onlar çoğalacak ki biz de ev kirasını verebileceğiz. ciddi söylüyorum bunu. Yani gerçekten ciddi söylüyorum. İstiyorum ki bu anlamda, yani Levent Kırca anlamındaki bir adamın, bir insanın bu yaptığı okulda, onun yanına da bir ufak bir konservatuvarın açılmasını, bu konservatuvarda Levent Kırca'nın 15 günde bir defa o yöreye gidip, o bölgeye gidip, o insanlara tiyatronun yani ne demek olduğunu, nasıl olduğunu, çünkü artık Levent Kırca bir usta seviyesinde bir insan. Bence televizyonun, şöyle söyleyeyim, bu tabii bu bir tartışma meselesidir, Türkiye'de hala tartışılıyor bazı insanlar tarafından, bir Yılmaz Güney'dir bana göre. Yılmaz Güney tartışılmaması gereken bir kişi. Benim sinema görgüm, anlayışım içerisinde bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Televizyonun bir Yılmaz Güney'dir. Onun için böyle bir hocanın en azından eğitim konusunda da çok ciddi olarak öğrenciler ve insanlar yetiştirmesi gerekiyor. Benim yaşım büyük olmasına rağmen ben ondan bir öğrenci olarak çok şey öğrenmek üzere yanında part-time çalışmış bir oyuncuyum. Part-time çalışmaktan çok mutluyum. Hiçbir organik ve ekonomik bağım olmamasına rağmen oyuncu olarak bunu söyleyebilmek de benim için bir onur meselesidir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Süper'cim. Ama ben burada bir şey eklemek istiyorum. Yani Levent Kırca belki sahneye çıkıp yetiştirmiyor insanları. Yani şu anda ders vermiyor öğrencilere. Fakat birçok sanatçının ondan etkilendiğini, hatta genç stand-up sanatçılarının ve hatta başka tiyatro sanatçılarının ondan etkilendiğini ben görüyorum. Ekrana baktığım zaman da görüyorum. Onları büyüyünce, sahnede izlediğim zaman da görüyorum. Ben de büyüyünce Levent Kırca olacağım diye bir iddiam var yani. Altını onun yüzden çizmek ihtiyacınız. Yani Levent çok kişiye ders verdi bence bugüne kadar. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi vallahi burada tabii doldur boşalt yapmak üzere yani sadece Levent Kırca falan değil de ama çok ciddi olarak bir şey var. Hakikaten bir olay yani. Türkiye'nin bir olayı. Çünkü değişik zamanlarda değişik olayları biz beraber yaşadık. Mesela biraz evvel TRT'den gelen mektup, TRT'den o işte ayrılmalarına sebep olunduğu anda biz beraberdik. Olacak o kadar da ben de oynuyordum o tarihlerde. O mektubu okurken Levent Kırca ve Oya Başar'ın psikolojik durumunu anlatmaya kalkarsam herhalde bir yarım saatten anlatırım. O çok önemli bir şeydi. Onların hayatında o gün çok önemli bir olaydı. Çünkü hem o işte televizyondan gelen ekonomik bir altyapıyla tiyatro yapmak savaşı içindeydiler. Fakat TRT'den bir yazı geldi, işinize son verdik diye. O yazıyı beraber okumuştuk. Neydi o yazı? Yazı şöyleydi, beraber hatırlayalım Sümer, sözünü kestim. Şey diyordu, işte sizi çok seviyoruz, çok başarılı programlar yaptınız, sizi çok beğeniyoruz, sizi halkımız da beğeniyor. Fakat sizi bir müddet dinlendirmeye karar verdik. Evet. Diye bir mektup. Ve biz bu mektubu okuduğumuzda aşağı yukarı orada bir 50-60 kişiydik. Evet.
Şimdi onlar bizi dinlendirmeye karar verdi. Güzel. Ben oradaki 60 kişiye dönüp arkadaşlar ben de sizi dinlendirmeye karar verdim. Onlar da gidip ev sahiplerine biz de sizi dinlendirmeye karar verdik. Bakkallarına gidip bakkal sizi dinlendirme. Herkes birbirini dinlendi. Bütün memleket yatıyor. Düşünebiliyor musun? Yani dinlendirmek o yıllarda çok kolaydı biliyorsun. Evet, evet. Sağ olsunlar. O dinlenmeyi biz bir sorumluluk olarak algıladık. Ve ben arkadaşlarıma döndüm şöyle söyledim. Hepimiz aynı masadaydık. Evet. Arkadaşlar onlar bizi varsın dinlendirsin. Ben sizi dinlendirmiyorum. Bu bir sorumluluk meselesidir. Burada yazarımız var, çizerimiz var, dekoratörümüz var, her şeyimiz var. Oturalım bu birikimimizi, bu gücümüzü bir tiyatro oyununa harcayalım dedik. Ve o gün Gereği Düşünüldü adlı müzikal oyunumuzun planlamasını yaptık. 100 kişilik bir kadroydu. 100 kişilik bir kadroyla. Kadro daha da arttı. Daha da arttı ve Hürriyet Gazetesi'nin de desteğiyle ortağımızdı o dönemde. Gereği Düşünüldü isimli Muzaffer Abayhan ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ki onlar o zaman bizim kadromuzdalardı. Olacak o kadar ekibinin içindelerdi. Bir müzikal oyunu yıllarca oynadık. 2-3 sene onu oynadık. Evet. Sonra Interstar'dan olacak o kadar. Magic Box'tı değil mi o zaman? Magic Box, Magic Box televizyonundan aynı programı orada yapmamız için teklif aldık. Ve orada başladık. İşte TRT'de başlayan o program bu sene 15. yılını devam ettiriyor. Yani bu aradaki burada, dinlenme fırsatını kaçırdınız yani. Kaçırdık evet. Ve ne yazık ki keşke o zaman dinlenseymişiz ya. Hala dinlenemedik yani. O bir hırs haline dönüştü. Biraz fazla tabii TRT çekiştirdik ama bu arada parantez içinde TRT'nin de hakkını verelim. Ben TRT'ye gittiğim zaman bir öğrenciydim. Bu işleri öğrenmeye niyetli bir öğrenciydim. TRT benden hiçbir şeyini esirgemeden elektriğini, suyunu, sinema makinesini, montaj masasını, oradaki ustasını, oradaki yetişmiş elemanını esirgemeden bana bu işi ben istediğim için tabii ki. Orada hepimiz işimizi yapardık. Herkes alasmadık, iyi akşamlar der giderdi. Ama ben o programın yönetmenine gidip derdim ki o montaja kalıyordu. Ya sizinle kalabilir miyim derdim. Niye derdi? Bakayım ya nasıl montaj yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz derdim. Oturur onlarla orada montajı öğrenmeye çalışırdım. Gider sigaralarını alır gelirdim, gider kebaplarını söylerdim filan. Yahut dekoratörlerle, dekorcularla kalır, burayı nasıl boyuyorsunuz diye bakardım. Yani biraz benden de kaynaklandı ama TRT bünyesinde hiç kimse benden hiçbir şeyi esirgemedi. Her ne kadar denetimini yeriyorsak da bu salt TRT'den kaynaklanan bir şey değil. Bu ilkenin yönetimindeki sistemin bütününden kaynaklanan bir şey. Bunun faturasını tek başına TRT'ye kesmemek lazım. Ama bugün eğer bir Levent Kırca varsa ve bugün eğer Levent Kırca biraz montajcı, biraz yönetmen, biraz televizyon oyuncusu, biraz televizyoncuysa Levent Kırca bu ilk eğitimini devletin televizyonundan almıştır. Ve benim orada pek çok hocam, ustam vardır. Hepsi sağ olsunlar. Eyvallah. Ben bir şey sormak istiyorum. Mikrofona lütfen. Ekonomik krizi tartışmak için çağırmıştınız. Ne oldu? Niye hep Levent Kırca konuşuyorsun? Evet, ara veriyoruz değil mi? Bir kısa ara vereceğiz. Yine olacak o kadardan görüntülerle reklama geçeceğiz. Ondan sonra tanıklar devam edecek Levent Kırca ile ve tanıklarımızla birlikte. Tifolar ve acılar içinde geçen hazin çocukluğundan çıkmak üzereyiz. Bu arada toplanan yardımlarla ilgili son muhasebe kayıtları geldi. Çok ilginç bir telefon var Levent abi. Soner Çelik aramış. Diyor ki tam diyor ev sahibi kiraya almaya geldiği sırada televizyondaki programınızı izleyip gülerek parayı almadan gittik. Güzel. Size minnettarım diyor. Yani ev sahibini kaçırmışsınız. Güzel.
Türk halkının beynini güncelleyen bir mizah anlayışı, 65 milyon insana hiçbir akademisyenin veremeyeceği bilgiyi veren bir öğreticidir diyor. Bir başka seyircimiz, sizi izleyince haberleri izlemeye gerek duymuyorum diyor. Yani kuyular mı ısınıyor, hastanelerde ne oluyor, bakan nereye gitti, bunların hepsinin cevabını almış. Evet, olacak o kadardaki çalışma temposundan söz ediyordunuz. Hakan Bey herhalde o konuda da bir şeyler söyleyecek. Sıra da onda kaldı. Sıra bana gelene kadar bayağı korktum doğrusu. Şanssız bir yere oturduğuma karar verdim. O kadar belagati yüksek insanlar, o kadar hoş şeyler anlattılar. O kadar esprilerle süslediler ki zaten Levent'le Oya'nın yanında böyle bir iddiamın olması da söz konusu değil. Ne anlatayım diye derin derin düşünüyorum ama bana çok güzel bir ipucu verdiniz. Bu gece reytingi patlatacak açıklamayı yapıyorum. Olacak o kadar nasıl doğuyor? Yani herkesin çok merak ettiği. İtiraf ediyorsunuz. Evet, her şeyi açıklıyorum. Çünkü herkes hakikaten bunu bizim köşedeki gazete bayiinden konservatuvar öğrencilerine, hatta benim meslektaşlarıma, şehir tiyatrosundaki meraklı arkadaşlarıma kadar her şey. Ya nasıl oluyor, nasıl çalışıyorsunuz? Bir hafta bir programı bu kadar yoğun yapabilmek için kim bilir nasıl böyle bir eza cefa altında ter döküyorsunuz filan diyorlar. Ben onlara bu sırları açıkladıkça da tabii yapıyorlar. Ama bu sırrı burada bir gerçek olduğu için bir kere daha açıklıyorum. Herkes yine tabii yapmakta serbesttir. Çünkü Oya ile Levent'in çalışma temposunu tanımadan bana da anlatsalar ben de aynı tepkiyi verirdim. Olacak o kadar için bir yatılı okul gibi ya da bir kurs gibi her sabah 10.30'da Hodri Meydanı Sanayi Mahallesi'ndeki dev tesislerinde toplanıyoruz. Gayet hoş başlıyoruz işe. Gayet hoş başlıyoruz. O da şöyle oluyor. Çaylar, çayı getiren Atilla Bey'in muhtelif dansları, ona eşlik eden Levent Kırca, güncel olaylar, hangi pronun daha iyi koktu, hanımlar arası örgü yarışmasının son durumu, finaller, düz örgü, haraşo, işte dört atalım arkayı bağlayalım, öyle yakayı V keselim gibi son derece derin konuları tartıştıktan, tamamladıktan sonra yaklaşık böyle bir saat, bir günaydın faslından sonra yazarlarımızın taze taze hazırlamış olduğu tekstler geliyor. Ve nedendir bilmem, o herhalde bir gelenek gereği. Biz tekstleri okurken yazarlar da bir sütun var onun arkasına saklanıyor. Onun sebebini işte yaklaşık 26. programda beraberim. Ben henüz çözebilmiş değilim. Oradan gizlice dinlemiyorlar da, dinliyorlar da. Böyle bir tuhaf durum var. Arada bir onlardan tarafa bakıldığı zaman onlar da yukarıya bakıyorlar. Öyle bir halleri var. Ben bu ekibe katıldığım zaman isimsiz geliyordu yazılar. Sonra galiba aralarında küçük bir rekabet başladı ya da bir patrondan, Oya Hanım'dan bir uyarı almış olmalılar. Şimdi bazıları imzalı geliyor. İmzalı gelmeyenler ise Oya'ya ben karşıdan gösterdiğim zaman Tekin, Vasıf diye o zaten adlarını koyuyor. Bazen üsluplarından tanıyorlar. Okuduğumuz tekstleri, nedense bu okuma görevi de bana kaldı. Büyük bir zevkle yapıyorum bu görevi ama ayırıyoruz. Olur, olmaz, güncel, güncel değil filan. Ayırdığımız andan başlayarak setle ilgili arkadaşlarımız, başta Selim Acar denen bir fenomen arkadaşımız var ki onun hayat hikayesini işte Levent Son adlı filmi çekti. Levent'in orada oynadığı Selim, figüran Selim, yaşayan figüran Selim olarak bizde var ve set amiri. O derhal zaten tekst okunurken başlıyor. Bir karakol var, bir ev var, Oya abla ev orta halli mi? filan gibi hayati soruların 3-5'ini arka arkaya sıralıyor. Ve bunu tiyatroyla, sinemayla, televizyonla olan herkes bu mucizeyi şimdi müthiş bulacaktır diyorum. Selim onları tekrarladıktan, yönetmen olarak da Oya Başar onlara direktiflerini verdikten yaklaşık 20 dakika ama yarım saati geçmiyor sonra yukarıdan Ceylan kızımız geliyor ve set hazır Oya abla diyor. Hakikaten yukarı çıktığınız zaman 20 dakika önce yazarların kafasından, benim ağzımdan dökülen tahayyül ettikleri şeyi realize edilmiş buluyorsunuz. Yukarıda öyle tıkır tıkır işleyen bir sistem var. O arada ben ilk geldiğim zaman müthiş çekingenlikle bakıyordum. İşte dönüp diyorlardı ki tamam komiser Hakan oynasın, Metin abi işte başhekim oynasın filan. Ne yaparım komiser, elbise nerede filan derken baktım ki herkes kendi düzenini çok güzel kurmuş. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İnanılmaz bir, artık buna demokrasi mi diyeyim, özgürlük mü diyeyim, o ortamı içinde keyifle eğlenerek, birbirimize şakalar yaparak, birbirimize roller ikram ederek. Yok bu bana uygun değil. Vallahi Levent oynasın bunu. Ya Metin abi bugün yok. Biz bu skeci bugün çekmeyelim filan gibi. Son derece enteresan. Bütün o tiyatrodaki kulis kavgasından sevimlidir aslında o kavgalar ama bir yerde de insanların ihtirasını masanın üstüne koymasıdır. Onlardan son derece uzak. Tabii sen o laf iyi. O benim ağzıma. O onu söylesin filan gibi. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı dediğim bir kat yukarıya çıkıyoruz. Çekim stüdyosuna. Çekim stüdyosunda da öyle. Monitörün başındaki arkadaşlarla Levent çeşitli şakalar yapıyor.
monitörün başında oturan Aydın var, bir teknik arkadaşımız. O nedense Levent Orhan hep Discovery kanalda belgeselleri yayınlandığına dair espriler yapıyor. Oradan yetmiyor, kameraman, görüntü yönetmeni Sedat'a sataşıyor. O olmadıysa zaten bir gün önce falan bir maç oynanmışsa, Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu maçların kahramanları, o zaten 20 dakikada yukarıda Galatasaray mı iyi, Fenerbahçe mi iyi, Metin abi zaten onlara daldığı için hadi buyurun skeci çekelim gibi. Böyle insana karikatürize edilmiş gibi geliyor bu anlattıklarım ama birebir adeta hafifleterek anlattığım bir keyif ve yaratı ortamı içinde. Bu çok önemli. Severek, eğlenerek iş üretiyoruz. Bir de yetmiyormuş gibi bunun karşılığında bize de para veriyorlar. Çok da düzenli veriyorlar, çok da iyi para veriyorlar. Burada altını çizerek söylemek isterim. Bunun bir kere daha altını çizer misiniz? Bir kere daha altını çizerim. Yani bizim ev sahiplerimiz, bizim bakkallarımız rahat olabilirler. Biz rahat değil. Olacak o kadar da çalışanların durumu çok çok iyi. Her şey çok düzenli. Part time olanlar biraz... part time olanlar da... Part time yararlanırlar hakikaten. Ne krizden etkileniyorlar. Peki Levent abi, münhal kadrolar yok mu böyle? Patrona sor. Şöyle yapalım, kanal açacağız. O zaman inşallah. Biz form dolduralım. Evet, form doldurun. Aa, siz ne yaparsanız yapın, ben yerimi kimseye vermem. Ben hayatımdan çok memnunum, tekstlerimi okurum. O ile örgü bilgilerim son derece arttı. Onları da geliştirmek istiyorum. Akşamüstü çekirdek partisi. Ne örüyorsunuz o yavrum? Kazak örüyorum. Kazak örüyorum. Allah şükür kendimi methetmek gibi olmasın. Hem elimde hem dilimde. Söyle Hakan'cığım lütfen. Tabii kesinlikle. Ben size sette Oya Başar taklidi yapayım. Çocuklar o skeci çekerken o Ecevit hikayesi için Levent'i bekleyelim. Makyajı. Aa efendim. Efendim, ne? Hayır, enginarın suyunu o kadar koymayacaksın yani. Ayşe okuldan geldi. Çocuklar olmuyor, bu Mercedes'e güzel değil, değil mi? Böyle bir renkli ortam var. Ha bu arada Levent boş duruyor zannederseniz o da değil. Orada ya var, ya aşağıda heykel yapıyor. Ya sanayi mahallesindeki çeşitli esnafı dolaşıp kelepir ayakkabı. Bize yukarı geldiği zaman kebap ısmarlayayım mı? Çok güzel bir kebap yedim. Böyle bir ortam. Ne arıyorsunuz sanayi mahallesinde? Sanayi mahallesinde İnsanları. Her şey. Herkes de ahbabım orada. Dostlarım var. Efendim mesela bütün dükkanlara giriyorum çıkıyorum. Hepsi arkadaşım. Kelepir bir şeyler kimi mi? Kimi yemeğe çağırıyor, kimisi tıraşı çağırıyor, kimisi sohbete çağırıyor. Gerçekten. Anlattıkları kesinlikle evet, doğru. Hakikaten öyle. Mesela geçen pazar günkü çekimde hiç unutmuyorum. Anide stüdyomuzun içinde Levent eşliğinde son derece kranta bir bey, kravatını takmış pazar günü. Yanında düzgün tayyörünü giymiş bir hanım ve bir çocuk belirdiler. Bu Beyoğlu 32. noteri başkatibiymiş. Bir iş için gelmedi. Pazar günü çıkmışlar Levent Kılıcı, Oya Başar'a gidelim. Daha önce tanışmıyorlar. Nasıl çekim yapıyorlar pek merak ediyoruz demişler. Geldiler. Aynen tanığız buna. Girdiler. Levent ağırladı. Çaylarını kahvelerini söyledi. Biraz daha vakitleri olsaydı biz skeçler rol alıyorlardı. Oraya kadar geldik. Yani böylesine hoş bir ortam var orada. Ben burada bir büyük ustayı, Vasfi Rıza Zobu'yu birlikte çalıştığım, bu büyük onuru paylaştığım bir ustayı anmak istiyorum. En büyük dersi şuydu bize. Komedi oynuyorsanız, ki kendisi komedinin ustasıydı, önce kendiniz eğlenin ki eğlendirebilesiniz. Önce kendiniz teksti okurken gülün ki güldürebilesiniz. Bu anlamda siz eğleniyorsunuz. Evet, sanıyorum da başarının. Fakat bu yazarların saklanma işini ben çözemedim. Onu bir Müfit Bey'den... Burada da arkaya saklandılar dikkat ederseniz. Evet. Ben derhal Müfit'e uzatıyorum lütfen mikrofonu. Nedir bu iş? Yani Yaşar Bey de anlatabilir. Ya bu aslında ilk günden beri böyle Levent abi bize son birkaç yıldır hep mezun oldunuz artık diyor ama biz hala çok fazla mezun olduğumuza inanmıyoruz. Hala bir şeyler öğreniyoruz çünkü. O heyecanla acaba beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi diye. Çünkü çok da titizler. 12 yıldır hala titizler. Ve o şeyle biz o merakla ve pek de cesaretimiz olmadan dinliyoruz. Biz de acaba geçecek mi, olacak mı diye o heyecanı sürdürüyoruz yani. Onun şeyi. Belki bir tılsım olarak da sürdürüyoruz artık yani. Bu. Beğeniliyor mu Müfit Bey? Genellikle beğeniliyor mu? Ya da beğenilmediği hiç zaman aslında ne oluyor? Ya hiçbir şey olmuyor aslında yani. Nasıl da güvenli bir yerdesiniz. Gayet. Ben konuşamayacağım ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim o arada yalnız? Evet. Tabii yazarlarının bu endişeyi duyması, bu rahatsızlığı duyması gayet haklı. Çünkü Levent'le Oya da cuma geceleri hiçbir program yapmazlar. O gece oyunlarını mutlaka seyrederler televizyonda, o haftaki programı.
patronlar bu kadar ciddi olarak işe eğilirlerse bu kadar sene sonra yazarların da aynı ciddiyetle devam etmesi lazım tabii. Yani o rahatsızlığı hissetmekte haklılar. Çok doğru. Aslında şey gibi de anlaşılmasın yani böyle yani korktuğumuz, çekindiğimiz. Yani Hakan Bey çok güzel ifade etti. Niye söylemiyorsunuz ya, baskılar, şimdi, zulüm? Hiçbiri yok. İşte anlatılınca inanılmıyor. Genelde bize şey soruları geliyor seyircilerden, vatandaşlarımızdan. Levent Kırcı Oya Başar'da çalışıyoruz deyince şöyle ortak bir soru var. Yarım soru gibi görünüyor ama şöyle diyorlar genelde. Ya onlar hakikaten öyle mi? Yani nasıl öyle mi? Ya nasıl öyle mi falan? Tifol mu? Değil de şey diyor ki hakikaten nasıl öyle mi? Aslında yani bir çekiniyorlar ama sormak istedikleri yani aynı zamanda şimdi hakikaten komik mi onlar? Yani hakikaten haklının yanında, yoksulun yanında, hakkın yanında mı? Gibi yani gizli sorular da içeriyor bence. İkinci soruda şey oluyor genelde nasıl bari iyi para veriyorlar mı? Birinci soruyu şimdi burada topluca cevabı hakikaten öyle. Yani hakikaten bu insanlar öyle. Ben yeri gelmişken bir şey diyorum. Biz ilanla geldik buraya. Yani Levent abi, Oya abla hepimizin ustasıdır, öğretmenidir. Yani bir gazete ilanıyla geldik. Onu Yaşar anlatacaktı. Yine anlatsın da. Ben yani ben de bir seyirciyken ben de bazı şeyler, benzer şeyler düşünüyordum. Bir kere en önemlisi benim yaşım 35 ama Levent Kırca, Oya Başar benim çocukluk kahramanlarım. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Ya bugünkü bir çocuğun yani Tom ve Jerry ile çalışıyor olması ne kadar mucizeyse hakikaten 6 yaşındayken ben böyle bir şeydi. Tom hangisi? Ay nereye gitti? Ya, çok mucizevi bir şey benim için ve bırakın Türkiye'yi, dünyada herhalde çok az çocuk vardır ki çocukluk kahramanıyla büyüyünce çalışabilsin, abi kardeş, abla kardeş olsun, anne oğul, baba oğul, bunlar hani boş laflar gibi gelebilir ama hepsinin örneklerini ben zamanımız varsa veririm yani şey diye değil, belgeler var. Bir şey, çok hızlı konuşmaya çalışıyorum ama hızlı konuşayım derken de iyice konuş, dağıtıyorum. Konuş. Şey diye, ben de çalışmadan önce kendileriyle yani 90 senesinden önce aynı seyirciler gibi benim de kafamda sorular. Ya bunlar bir de çünkü sadece sanatsal değerleri yok bizim gözümüzde, halkın, seyircinin gözünde. Aynı zamanda bir toplumsal bir değerleri var. Direkt siyaset yapmasalardı siyasi bir değerleri de var. Ben o zaman yani üniversite belki son sınıftaydım, belki bitirmiştim. Bir genç olarak tabii o siyasi değerleri de beni enterese ediyor. Toplumsal değerleri de enterese ediyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. Diyor. Ama yine de bugünkü seyirci, ya hakikaten onlar öyle mi gibi bir şey vardı. Başladık çalışmaya ama insan şey yani ulan başladık ama bunlar hakikaten öyle mi falan diye biz hala gidiyoruz. Ben ilk şeyde fark ettim. Çok kısa bir süreydi. Tuzla'da tekst okuyorduk. O zaman Tuzla'da bir mekanları vardı. Levent abi şey yaptı. Bir tane yılbaşı skeci yazılacaktı. Yılbaşı programı hatırlanacaktı. Bir yılbaşı skeci istiyor bizden. Skeçte şey, çok yoksul bir insan, yılbaşı gelmiş, çocukları var. Herkes çocuğuna hediye alacak. Bu alamıyor. Vitrini işte bir şey, bir tuğla alıyor yerden, oyuncağı alamı, bir oyuncakçı vitrini kırıyor falan. Bunu anlatırken böyle gözleri doldu falan, böyle şey yapmaya çalıştı. Baktı toparlayamayacak, ağlayarak banyoya doğru koştu. Dedim ki ya hakikaten öyle. Ha bize de diyor ki, önce dedi ki bir toz kaşlı denemesi yapayım dedi, tutturamadı. Ben size o ara banyodayken dönüşü konuştuk. Ya hakikaten ya bu insanlar hakikaten yani ne oynuyorlarsa. Helal olsun. Neydi? Hayır. Hakikaten inanarak, savunarak yani bu şeydi ya, kaç sene olmuş, kaç yıllardır Levent Kırcı, Oya Başar'lar. Ne söylüyorlarsa yani inanmadıkları hiçbir şeyin altına ne imza atarlar ne attırırlar. Hakikaten yani. Tom ve Jerry'miş. Onun ya yaşıyorlar. Bir de ya mucize kısmı da bu aslında. Tom ve Jerry hayal. Bunlar gerçek yani. Yani, hayır, bir de bir şey daha fırsat bulmuşken aslında bir şeyler toparlamıştım, hala yani tam anlatamadım derdimi. Bir de şey var, bu kadar bizim Türk toplumu sevgimizi yüze karşı çok ifade edemiyoruz. Biz de bu toplumun parçası olarak aslında bugüne kadar 12 sene olmuş, biz yüzlerine karşı
yani sevgimizi, minnettarlığımızı, yani ne kadar iyi söz varsa onu ifade edemedik. Bir kere yalnız bir şey oldu. O zaman ben alkol de alıyordum. Birbirimizi gaza getirdik yazarlar adına. Ben bir kere aradım. Dedik ki ya bu kadar yıldır çalışıyoruz. Bu insanlara hiç sevgimizi, saygımızı, minnettarlığımızı, yani sevdiğimizi söylemedik. Birbirimizi gaza getirdik. En çok ben gaza gelmişim. Ben aradım Levent abiyi. O zaman Oya abla uyumuş. Erken uyuyor kendisi genelde. Ona da söyleyemedim. Evet. Özetle sizin programınıza kadar, biz bugüne kadar hiç kendilerine, yani hep ana oğul, baba oğul bir ilişkisi oldu ama hiçbir zaman söyleyememiştik. Sizleri çok seviyoruz. Bu tek... Yok. Budur. Teşekkür ederim size de bu fırsatı verdiğiniz için, onları sevdiğimizi söyleme fırsatı. Şey kısmına geçeyim mi? Zamanım var mı? Nasıl bari iyi para veriyorlar mı? Bir kere parayla pulla hiç ilişkileri yok. Çok ermiş derviş insanlar. Yani bu bunları söyleyince... Dolayısıyla sizinle mi ilişkiniz oluyor? Hayır. Bir kere ben şöyle bir söyleyeyim. Çok hatırı sayılır bir maaş alıyoruz. İnsanlar şimdi hiçbir zaman bugüne kadar biz para pul konuşmadık ama insanlar artık hayat koşullarından mı bu şeyi matematik bir değere endeksleyip kafalarından net yapabilmek için hakikaten ikinci sorular hep nasıl bari iyi para veriyor mu gibi bir şey oluyor. Böyle sayısal bir değer duymak istiyorlar. Biz bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadık. Her zaman çok çok güzel paralar verilir. Hiçbir zaman para konuşulmaz. Benim mesela çok yakında... Memlekette ekonomik kriz var. Milletin morali bozulacak. O krizde işte ben mesela kendi hatamdan dolayı ve bankaların bir takım faiz politikalarından dolayı birdenbire ne olduğunu anlamadığım bir duruma düştüm. Bunu kendim şey yapamadım. Yaşar sadece çıtlamış. Abi nasıl çıtlatmış. Bari iyi para veriyor musun? Şeyi söyleyeyim. Çıtlatmış Yaşar. Ben şey yapamadım. Aa Gersin Koyun olur mu? Niye haber vermiyor falan. Ama bu rakam ben söylemeyeyim. Çok kişinin yani ağzı açık kalır. Ondan sonra ben izah edeyim istedim. Hani Levent abi dedi ki senin böyle bir problemin varmış dedi. Abi işte şöyle belgelerde vardı. Ya bırak Yaşar'a ver dedi. Başka bir şey o halleder dedi. İlgilenir. Abi izah yok dedi. Ondan ikinci bir şey, Oya abla sonra sadece şey geçti ya Müfit şu kadarmış hani biz ödedik bir terslik şeylik var mı? Yok o kadar Oya abla falan bu kadar hiçbir konuşma geçmiyor ya buna böyle bir iş yeri böyle bir şey var mı? Ne güzel. Ya artık bana bu soruyu sormayın yani şeyi. Şimdi bunlar arkadaşlarımızın kendi duyguları tabii. Bizim arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız çok seçkin insanlar. Gerçekten. Ve 15 senedir olacak o kadarı var eden arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız. Ve çok saygılı, sevgili arkadaşlarımız. Bunca yıldır beraberiz. Ve benim yanımda onlar ihtiyarladılar. Yani bizim yüzümüzden saçlara beyazlandı çocukların. Yani 30 parça hikaye getirirler sabah. O 30 parça hikayenin 28 tanesi olmadı diye çöpe atılır. Ve onlar da hep haklısınız Levent abi, haklısınız Oya abla derler. Bunu yapmak kolay değil. Bu çocuklar Türkiye'de yıllarca kapalı gişe oynamış Üç Baba Hasan'ın yazarları. Bu çocuklar son filminin yazarları. Bu çocuklar olacak o kadarın yazarları. Yani ben kendilerine gerçekten çok hayranlık duyuyorum. İnsan olarak bir kere insan olmasını bilen kişiler. Bizim müessesemizde en büyük ilke her şeyden önce insan olmasını becerebilmek, becermeye çalışmak. Bizde bu var. Ve marifette iltifata tabi. Hepimiz birbirimize iltifat ederiz. Ve orada huzurlu bir ortam var. Biz orada eğlence satıyoruz. O zaman birbirimize de sevecen bakmasını biliyoruz. Çok önemli. Ben tiyatroya gidiyorum akşam. Gişeciye bakıyorum böyle oturuyor. Biletçiye bakıyorum. Bilet kesiyor. Sahnede komedi oynanıyor. Sen onun biletini kesiyorsun. Orada ona göre keseceksin. O bileti ona göre satacaksın. Bu iş ta kapının önünde duran değnekçiden başlıyor. Yani biz meseleyi oradan itibaren ele almışız. Otoparkçıdan itibaren meseleyi ele almışız. Her mutfak kötü. Burada çok güzel bir örtü var. Tabaklar güzel ama mutfak kötü olmaz. Evvela mutfağı düzgün tutacaksınız. Yani biz iyi bir mutfak kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız iş insana insanla yapılan bir iştir. İnsan bizim için çok değerlidir. Tahtanın, demirin, çimentonun insandan daha pahalı olduğu bir ülkede bizim müessesemizde insan, hele genç insan, hele
üreterek hayatını kazanan, üreterek yaşamını belirleyen insan bizim için çok kıymetlidir. Bizde çalışan bütün arkadaşlarımız kıymetlidir. Kaldı ki yazar arkadaşlarımız gerçek üretken kişilerdir. Ama bunun yanı sıra bizde işçiler çok ön plandadır. Teknisyenler çok ön plandadır. Sahne görevlileri çok ön plandadır. Kamera asistanları, sesçiler ön plandadır. Çünkü onlar bizim için gerçek emekçilerdir. Ve aramızda hiçbir ayrım yoktur. Hepimiz birbirimizle şakalaşırız ve eşit görürüz birbirimizi. Yani biz orada ayrı bir pasaportla girilebilecek bir şey kurduk. Cumhuriyet orası? Sanayi Mahallesi Hollywood stüdyoları. Ben de aslında tanığım buna. Levent de Oya son filmine çekimine girmeden önce eksik olmasın dedi ki şu senaryoyu birlikte okuyalım dedi. Ve bütün bu arkadaşlar hem oynayan hem de yazan arkadaşlar toplandık. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir ansambl çalışması gördüm. Yani senaryo okunurken herkes filmde nerede nasıl gülüneceğini adeta orada yaşayarak hissettiler. Ve inanılmaz şekilde birdenbire hepsi yok oldu. Ve 3 ay sonra film çıktı. Yani tekneler imal edilmiş. Zaten stüdyolarına gidip baktığınız zaman o takım çalışmasının ne olduğunu ve insanların nasıl mutlu olduğunu görüyorsunuz. Yani Levent'in odasına gidin ya da Oya'yı ziyaret edin. Orada her çalışan yani çayı getiren bile mutlaka bir şov yapar. İnanılmaz bir olay. Yani mesela gazel okutur. Bir kere gittim elimi yıkamak için kapının önünde bana gazel okunuyor. Yani el yıkamak falan mümkün değil. Ya da gerçekten çayı getiren arkadaş bırakır tepsiyi ve Schopenhauer'den başlayarak felsefe yapmaya başlar. Arkasından tiki vardır. Özel herhalde seçmiş. Yani herhangi biri kalkıp göbek atmaya ya da oynamaya kalksın, çaycı elindekini bırakıp göbek atıyor. Şimdi böyle bir çalışma ortamı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Neden mutlu? Zaten hepsi üretken. Bir de çok yönlü insanlar. Yani Oya'nın anneliği, ev kadını, arkadaşlığı müthiş. Yani bir enginar pişirse de yeseniz. Ama şimdi tabii numaraları verin tekrar. Enginar Levent heykeltıraş aynı zamanda. Aynı zamanda ressam. Bir gün geldi bize ya... benim de ufacık bir at heykeli var. Sen at mı seviyorsun? Bahçede bir at resmi var. Evet dedim. 2 ay sonra kapının önüne vinçle bir at heykeli dayandı. Oturmuş bahçesine at heykeli yapmış. Şimdi mucize bir insan. Bir dakika benim salonumda da 2 tane tablosu var Levent'in. Sadece heykel değil tabii, tabloları da çok güzel. Zaten ben onu önce bir tane yaptı, sonra ben yalvar yakar bir tane daha karşısına istiyorum diye bir tane daha tablo kopardım. Şimdi bir üçüncüsü var aslında sakladığı benim için. o tabloyu almadım ama günün birinde alacağım. Beni anlatıyor. Beni düşünerek yapmış ama tabii nasıl düşünüyorsa hayalinde beni. Ben şu vaziyette duruyorum, kollarımı birleştirmiş ve ayağımın altında bir erkek kafası şu vaziyette. Ne anlatıyordu Levent bilmiyorum bunu. İleride tabii açıklaman gerekir. Tablolardan kişiler kendilerine göre şeyler çıkartır. Ben seçeyim diye tabloları getirdi. Devamlı olarak onu işaret ediyor bana. Ben onu beğenmedim diyorum. Bilmiyorum beni düşünerek yapmış olduğunu. Onu beğenmedim diyorum. Ben başka bir şey. Hayır sen bunu al, bu çok güzel diyor. Sonra almadım onu. Hala kendisinde günün birinde alacağım ama. Çok güzel resim yapıyor aynı zamanda. Teşekkür ederim. Şimdi hayat hikayesini anlatırken babam dedi, ressam da aynı zamanda dedi. Ben amcasının da Rembrandt olduğunu biliyorum. Onu söylemişlerdi. Zaten babası İsviçre'ye gitti. Amcası Hollanda'da yaşıyordu. Rembrandt. Büyük dedesi de Leonardo da Vinci'ymiş. Benim ata baktıktan sonra. Buna inananlar ama çıkar. Ama ne? Hayır. Sen numaraları ver yine. Ama bu duruma göre çok ilginç bir şey çıktı. Biraz önce de Robert De Niro amcamın oğlu dedi. Demek ki Robert De Niro Rembrandt'ın oğlu. İyice sırla, karıştı. Bu sırlar karıştı. Evet, Umut hiç konuşmadı. Ben öyle bir yerde kalan Umut hiç konuşmadı. Evet Umut dediniz. Ben de böyle duruyorum. Herkes her şeyi anlattı zaten. Bana da pek anlatacak sen bir şey kalmadı. Sen de benim nasıl ara sıra garaja maraja falan nasıl girdiğimi. Çok teşekkür bir ederim. Bir de şu çok hastanede Yaşar'a bak sana güzel. Hastanede Yaşar'a yaptım sana. Teşekkür ederim baba. Sen olmasan yandım. İlk önce o garaj hikayesini anlatmak istiyorum. Akşam işte çekimden döndük. Eve gireceğiz. Benim araba kapının önündeydi. İşte babam geldi dediler. Ben dedim ki bak çekeyim garaj önü açılsın babam girecek falan. Çıktım. Baktım işte babam sokak karıştı falan filan. Ben arabayı çektim köşeden döndüm. Yani sokak 2 dakika sürmez oraya dönüp gelmek. Döndüm arabayla geri geldim. Babam bizim garajın panjurlarını yerine takıyor.
İnsanlar hayrete içerisinde yaklaşık 30-40 kişi vardı böyle ellerinde çaylar falan, hayrete düşmüş insanlar. Ne oldu dedim yani diye. Babam arabasına meraklıdır bir kere yani. Normal şartlarda arabayı oraya çarpmasına imkan yok. Gel gel dedi, ne yaptım sana anlatayım dedi. Trafik çok sıkışmış. Arabalar korna çalıyor falan. Babam garajın kumandasına basmış, açamamış. Arabayla geri vitese bir taktım, bir düştü, şeyi bozmadım diyor. Fazla diyor. Biraz ileri gittim diyor. Geri vitese taktım diyor. Lambur lumbur girmiş garajın içeri. Panjurlar falan, bütün garaj yıkılmış. Şok, bütün sokak şok. Ama ona, bütün ona göremediğime yaparken, çok üzüldüm hakikaten. Tebessümümden en küçük bir şeyi kaybetmiyorum. Şimdi arabalar peş peşe dizilmiş. Korna da çalmıyorlar. Görüyorlar ki benim büyük bir şeyle ciddiyetle bekliyorlar. Ben de orada teknoloji kurbanıyım. Elimde kumanda var. Arabanın kıçını garaja çevirmişim. Düğmeye basıyorum ve insanlarla görüşüyoruz ve kapı açılmıyor abi. Ve iki kapı bir açılacak ki gireyim ben içeri. 15 dakika ben biraz öne doğru aldım arabamı. Bir koydum şeye. Panjur böyle bir döndü. Birinci kısmı geçtik. İkinci kısımda da panjur böyle bir döyün. İki de köpek var. Onlar da bakıyorlar böyle. İki evin içine girmedin baba ama. Ben eve girdim. Eve girdikten sonra baktım. O yolda bekleyen arabalar hala bekliyorlar. Daha şok arkadaşlar olmuşlar. Bekledi onlar. Abi eve girdim onlar. Araba nasıl, hayatım nasıl geçti günün? İyi vallahi falan oturduk. Yani sinirlenme emaresi yok. Peki hastaneyi anlat şimdi. Hastane de güzel. O da hakikaten güzel. Tam hikayeler bol babada. Hastanedeyiz. Babam işte kontrol yaptırmak için hastaneye yattı. Bizim bir arkadaşımız vardı şirkette. Biraz böyle paniktir bu, her şeyden korkar, çekinir. Şirketin kapısına, evet, şirketin kapısına trenci çocuk girer, şey, Yaşar Bey kaybolur. Ya da köpek görür sokakta, kaybolur, tüyer. Biraz da korkaktır kendisi. Ve ölüm konularından da biraz böyle çekinir. Hastanedeyiz, ben varım, bir arkadaşımız daha var. Babam dedi ki oturuyoruz, Yaşar geliyor dediler. Babam dedi ki bir numara yapacaksınız dedi. Ne yapacağız? Ben dedi öleyim dedi. Çarşafı dedi kapatacağım dedi, başımın üstüne kadar dedi. Ölü taklidi yapacağım, Yaşar'a söyleyin dedi. Baba yapma etme, saçmalama falan. Yok yok dedi, siz yapın falan. Ben koltuğa oturdum böyle, elimi başımın arasına aldım falan. Ah böyle ağlıyor pozisyonda geçtim ben. Odadan da iki kişi çıkıyordu. Baba tembih dedi ki biraz sonra gelin işte, doktor falan var içeride. Hemşirelere işte, falan hemşirelere tembihledi. Yaşar Bey demişler kapıda işte, biraz sonra gelin falan. Tamam peki falan. Hemşireler, doktor çıktı kapıdan. Baba üstünü örttü çarşafı, bekliyor. Ben de böyle koltukta ağlıyor pozisyonda. Yaşar Bey girdi içeri, bir baktı. Umut'cum dedi, bir oturdu geldi baktı. Geçmiş olsun dedi. Sağ ol falan. Nasıl söyleyeceğiz dedim. Baba dedim 5 dakika önce dedim. Rahmetli oldu falan. Yaşar Bey bir ayağa kalktı, bir sıçradı. Onu görmeniz lazım zaten. Baktım babam gülmeye başladı zaten. Ama diyor Yaşar diyor hiçbir şey söylemedin diyor. Efendim söyleyecektim, siz gülmeye başladınız. Ne diyecek, peki ne diyecektin diyor. Bağıracaktım efendim, hayır olamaz diyecektim diyor. Koridora çıkıp. Biz yerlere düştük tabii. Sonra benim şirketi anlatıyor. Özür dilerim araya giriyorum. Birini anlatıyordu şirkette. Efendim diyor ceset diyor gülmeye başladı diyor. Ben dedim ki ya Kerata ben burada ölmüşüm hakikaten, girdi. Gördü, ben vaziyeti gördüm. Bir soğukluk ama ben vaziyeti yetiyor. Anladım diyor. Yorganı da başına ben çektin sen tabii. Ben de çarşafın altında hakikaten öldüm zannettim. Bir sessizlik oldu, onu da fark ettim. Fakat heriften hiçbir reaksiyon gelmiyor. O ulan durumu anladı ama. Ulan bu yıllık şoförüm. Yani ben ölsem hiç sesini çıkarmayacak mı bu adam? Sonra da buna dedim ki ayıp değil mi dedim ya. Koskoca patronun ölmüş dedim. Böyle duracak mısın böyle? Olur mu efendim dedi. Az daha dedi sabretseydiniz dedi. Çıkıp olamaz. Olamaz. Hayır, koridora çıkacakmış, olamaz, olamaz diye koşacakmış. Allah'tan ben gülmüşüm. Yoksa bir de onun peşinden çarşafla, marcafla biz gel buraya lan filan diyor. Özel hastane. Güzeldi, bayağı hikaye bol babada. İşte böyle, siz de fazla meşgul ediyorsunuz. Şeyi anlat. Peki bir hikayemiz daha var o. Hastaneden kefilli çıktık. Yine aynı arkadaşın bir hikayesi daha var. Hastaneden kefilli çıktık. Onu o da güzeldi. Hastaneden izin alıyor çıkarken. Baba hastaneden çıkıyor ama çekime gidiyor geliyor. Hastaneye geliyor, akşam kontrole geliyor. Bırakıyorlar. Kimseyi de bırakmazlar. Babayı bırakıyorlar. Yaşar Bey de kefil yaptılar hastaneden. İmza atmış bu kağıtlara işte. Akşam getirmek üzere işte Yaşar Gürsoy'u falan filan. İmzalar atmış. Çıktılar, şirkete gittiler, çekim yaptılar. Babam dedi ki akşam, yok ben dedi dönmem dedi, işte çekim uzuyor falan filan. Yaşar Bey panik, ama diyor Levent abi nasıl olacak, hastaneye imza attık diyor, götürler var. Yok bir şey olmaz falan. Biraz sonra baba sanayi mahallesinden iki kişiyi ayarlamış dışarıdan. Bizim aşağıdan polis kıyafetini giydirdik, kelepçeler asıldı falan, geldiler Yaşar Bey'i almaya. Yaşar Bey ölüyor. Abi beni almaya geldiler falan filan. Aşağıda Yaşar Bey kelepçeyi taktılar, götürüyorlar. Baba gene dayanamadı tabii.
işi ortaya çıkardı. Oya Başar'ı hiç anlatmıyorsun. Gerçi arada şeylerin oldu, Enginar, Kazak filan gibi uyku. Ya onlar hakikaten muhteşem insanlar. Yani ne anlatabilirim ki? Koskoca Oya Başar. Kendi kendini anlatsın. Kendi kendini anlat. Ben anlatmama gerek yok. Ben reklam yapmış olurum. Muhteşem bir anne. Çok iyi bir anne. Çok iyi bir insan. Hakikaten biz anneyle babamla arkadaş gibiyiz. Gerçekten hiç anne baba olarak görmüyorum. Arkadaş, bütün sorunlarımızı paylaşıyoruz. Çok arkadaş gibiyiz. Ama annenize biraz daha politik yaklaşıyorsunuz. Hayır, hiç ben kimseye yok. Politik yaklaşmam. Efendim, biz sizi meşgul etmeyelim. Başka misafirleriniz de olur. Artık gidelim çünkü epey oldu. Yaşar Bey'i konuşturduk mu? Yaşar Bey konuştu mu? Yaşar, sen bir şey anlatacakmıştın. Biz sadece temsilciyiz. Daha 4 evet. yazarımız daha evet. var yani. Ha evet. Onu evet. ekleyebiliriz. Evet. evet. Sayın Başkan. Ben son olarak Yuvacık Halk adına Levent Bey ve Oya Hanım'a gerçekten teşekkür ediyorum. Ama tabii bizi tam güldürmediler. İnşallah tam güldürmelerini bekliyorum. Bu konuda desteklerini burada açık oturumda, İnşallah canlı yayında. Oraya bir de lise yaptıracağız Sayın Başkan. Bu tam güldürmenin açılımı bu mu? Yani evet. Tabii başta Allah'tan üniversiteye gelirse tam okulu, bir okul yaptık, yarım güldürdü, tam ya. Güldüreceğiz. Ha? Evet. Tiyatro olarak güldürelim anlamında söylemiyor başkan. Lise olursa tam gülmüş olur. Tabii. Bu arada olursa... benim söyleyeceğim iki şey var. Madem benim gecem bu. Bir tanesi yeni bir oyun hazırlıyoruz ve bu oyunumuz 19 Mayıs'ta Paris'te premier yapacak, bu reklamlar kısmı. Bir de sevgili dostumuz Timur Selçuk'un cumartesi gecesi 20.30'da galiba. Önce Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini söyleyeceği, yorumlayacağı. Daha sonra da Dünden Bugüne Timur Selçuk adı altında çok güzel bir konseri olacak. Bunu Timur da bu Hocam'ın vesileyle konseri. Duyurmak istiyorum. Çünkü reklam işin şakası. Eğer kaliteden söz ediyorsak, eğer sanatta kaliteden söz ediyorsak ve kalite için çalışıyorsak, bunları duyurmaya da ihtiyacımız var. Timur Selçuk gerçekten Türk musikisi için çok önemli bir müzisyen, çok değerli bir sanatçı arkadaşımız. Ve sezona da birlikte bir müzikal yapmak üzere kolları sıvadık. O müzikalin ne olduğunu da o akşam açıklayacağız. İnşallah. Süper. Ayrıca ediyoruz. Cuma günü 20.35'te kanalları olacak, o da var. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bitti mi? Sizin için hayır. Bir ara verip sonra birlikte olacağız. İkimiz ama tanıklarımıza teşekkürler ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı. Bu başarıların devamını diliyoruz. Biz. Kısa bir aradan sonra tanıklar devam edecek. Levent abi çok teşekkür ederim. Ben başarılar diliyorum. Levent Kırca sonuçta bir ayna tutuyor bize. Bu ayna hiç çatlamadan, kırılmadan, paslanmadan karşımızda durmaya devam etsin diye diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Keyifli bir gece geçirdik sizinle birlikte. Bizi seyirciyle buluşturdunuz bu gece. Belki bilinmeyen bazı yanlarımızı, yönlerimizi biraz daha anlaşılmasına vesile oldunuz. Ve çok sevgili dostlarımla bir araya getirdiniz beni. Ayrıca uzun zamandan beri izlediğim bu güzel programda, bu başarılı programda olma zevkini bana bahşettiniz. Teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum ve sevgili seyircilerimi yürekten selamlıyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalsınlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu gece de tanıkların sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bir büyük ustayla yine tanıkları devam ettireceğiz. Türk müziğinin duayenlerinden, ustalarından bir isim. Sayın Avni Anıl bizlerle birlikte olacak. Eğer son anda bir aksaklık çıkmazsa bu stüdyoda Avni Anıl'ı konuk edeceğiz. Yine aynı saatte salı gecesi karşınızda olacağız. O vakte kadar Allah'a ısmarladık diyoruz sizlere. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.